Dostlarım merhaba, yurdumuzun dört bir yanında canım ormanlarımız yanarken yürüyüş yapın, şunu yiyin, bunu yemeyin demek biraz abes kaçıyor. Rahmetli babam ikide bir biz bu topraklara layık değiliz derdi. Bu son orman yangınları onu haklı çıkardı. En azından bazılarımız bu güzel vatana, bu topraklara, bu ormanlara layık değil. Kötü bir eylem yapanlara insan demeye dilim varmıyor deriz. Hani insan çok üstün bir varlık ya, aklı sıra hayvan diyerek onu aşağılayacak. Siz hiç doğaya zarar veren, tür ayrımı yapmadan tüm canlıları öldüren, katliam yapan bir hayvan gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir vahşeti ancak o kutsal bildiğiniz insan yapar. Ormanlarımızı da işte bu insan dediğimiz mahlukatlar yaktı. Efendim ormanda cam kırıkları vardı, hava çok sıcaktı, küresel ısınmaydı falan filan. Ziya Paşa'nın meşhur bendi aklıma geliyor. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın diyor. Tek bir yangından bahsetmiyoruz ki cam kırığı oldu, yok çocuk ormanı yaptı diyelim. Bütün ormanlarımız yanıyor. Böyle bir tertibin, böyle bir felaketin başımıza geleceğini önceden tahmin edip gereken tedbirleri almayan eğitimsiz, liyakatsiz yöneticilerimizin çok büyük vebali var. Daha önce yaşadığımız pek çok olayda olduğu gibi başlarına büyük bir felaket gelmedikçe akılları başlarına gelmiyor. Dostlarım felaketlerimiz tek değil. Bu orman yangınının dışında biliyorsunuz bir türlü halledemediğimiz bir de Covid belası var. Delta varyantı büyük bir hızla yayılıyor, acil servisler doluyor ve böyle giderse Eylül-Ekim aylarında tekrar yeni bir kapanma gündeme gelecek ve Türkiye'nin ekonomisi de tekrar yeni bir kapanmayı kaldıracak güçte değil. Kimsenin de yeni bir kapanmaya tahammül edecek gücü kalmadı ve bu işin tek bir çözümü var. Aşılanma oranımızı süratle %70'in üzerine çıkarmamız gerekiyor. Aramızda hala imkanı olduğu halde aşılarını olmayan pek çok insan var. Onlara koronavirüse iyi geliyor, hacamat yaptırın, sülük yapıştırın deyin, hemen koşup yaptırırlar. Ama aşı deyince bir sürü bahane ileri sürüyorlar. Dostlarım her ilaç gibi aşıların da bazı yan tesirleri olabilir. Tabii kolunuzu ağrıyabilir, bazı alerjik reaksiyonlar olabilir, ateşiniz çıkabilir. Ancak bu aşı yaptırmamak için bir bahane değildir. Şunu sakın unutmayın, aşı olmazsanız ama yarın, ama öbür gün, ama bir ay sonra, ama bir yıl sonra mutlaka bu hastalığa yakalanacaksınız. Ve siz hastalığı ağır geçirmekle kalmayıp en sevdiklerinize ve yakınlarınıza da hastalığı bulaştıracaksınız. Bakın bu tabloda en soldaki mavi kutucuk aşı olmasına rağmen COVID-19 hastalığına yakalananları gösteriyor. Yandaki yeşil kutu aşı olmayıp COVID-19 hastalığına yakalananları gösteriyor. Aşı olmamanız halinde COVID-19 hastalığına yakalanma riskiniz tam 8 misli artıyor. Yandaki sütunlarda COVID-19 olup hastaneye yatanları ve COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin oranını görüyoruz. Aşı olanlar hastalığı basit bir grip şeklinde atlatıyorlar. Buna karşılık aşı olmayanların hastaneye yatma oranı, yoğun bakıma girme oranı ve ölüm oranı tam 25 misli artıyor. Dostlarım, bilimsel kanıtlar bu kadar kuvvetliyken hala aşı olmamanın bir nedeni, bir sebebi, bir gerekçesi olamaz. Ben takipçilerime güveniyorum. Onların hepsi bilim aşığıdır. Komşu Hatice teyzeye değil bilime inanırlar ve içlerinde olmayanlar varsa eminim bu videoyu izledikten sonra hemen ilk aşı randevularını alacaklar. İlk iki dozu Sinovac aşısı olanların mutlaka üçüncü doz olarak BioNTech aşısı olmaları gerekiyor. Alerjik bir bünyeniz olsa dahi lütfen korkmayın ve aşınızı yaptırın. Bu pandemi döneminde, kapanma döneminde pek çok şeyi olduğu gibi sağlık kontrollerimizi de aksattık. Bakıyorum hastalarımın bazıları bu kapanma döneminde sporlarını yaptılar, yürüyüşlerine dikkat ettiler. Hatta hiç spor yapmayıp da pandemi döneminde spora başlayanlar bile oldu. Ancak üzülerek söylüyorum ki diyetlerine, beslenmelerine o kadar dikkat etmediler. Hele bir şu dönem geçsin de ondan sonra perhize başlarız dediler ve bu hastaların pek çoğu kilo vereceğine bu dönem içerisinde kilo aldı. Bazı meslektaşlarım da sağ olsunlar
koronavirüse karşı direnci artırmak için et, peynir, yumurta yenmesini tavsiye ettiler. Hatta onların içerisinde kelle paça yenmesini önerenler bile oldu. Ben size bağışıklığınızı etle, yumurtayla, hayvansal besinlerle artıramayacağınızı, bağışıklığı artırmanın tek yolunun antioksidan deposu olan sebze, koyu yeşil yapraklı sebzeler, işte marullar, efendim ıspanaklar, semizotları olduğunu ve meyve olduğunu daha önce söylemiştim. Nitekim 6 ayrı ülkede yapılan bir çalışmada vegan vejeteryan beslenenlerle, yani et, tavuk, balık yemeyenlerle et yiyenler kıyaslandı. Vegan vejeteryanlarda COVID-19 hastalığının ağır seyretme ihtimalinin %73 daha az olduğu, buna karşılık ağırlıklı olarak et yiyenlerde hastalığı ağır geçirme riskinin %48 daha yüksek olduğu gösterildi. Özetle yediğiniz et, tavuk, balık sizi COVID-19 hastalığından kurtarmaz, aksine riskinizi artırır. Dolayısıyla önümüzdeki günler için en kısa sürede vegan vejeteryan olmanızda çok büyük fayda var. Dostlarım, bugünlük bu kadar. Antalya'da, Tunceli'de, Bodrum'da yanan ormanlardan çıkan duman İstanbul'da, Ankara'da bizim gözlerimizi yaşartıyor. Ama ağlamak yok. Bu millet ne kötü günler geçirdi, ne eziyetler çekti, ne tehditlere göğüs gerdi. Bu günleri de aşacağız. Her şeye rağmen kötülere teslim olmadan ve bilimin ışığından ayrılmadan, daha çok okuyarak, daha çok çalışarak, her ne yapıyorsak yaptığımız işi en iyi şekilde yaparak güzel günlere kavuşacağımızdan eminim.